Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Başkan Erdoğan Yunan'ı titretti. Kıymetli izleyenler, Türkiye'den inanılmaz hamle gerçekleşti. Türkiye savunma sanayinde yaşanmış gelişmeleri yakından takip eden Atina'ya Başkan Erdoğan'dan bir kötü haber daha geldi. Erdoğan, dünyanın ilk drone gemisi olan TC2 Anadolu'nun bir misli büyüğünün daha inşa edilebileceğini duyurdu. Türk savunma sanayinde atılmış en ufak adamın bile gazete manşetlerine süslendiği Yunanistan'ı ürkütecek yeni gelişmeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Dünyanın ilk drone gemisi olan TC2 Anadolu'dan hemen sonra bir askeri geminin daha inşa edilebileceği açıklandı. Konu hakkında katıldığı bir TV programında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Yeni bir adım daha atıyoruz inşallah, bunun bir misli daha büyüğünü daha inşallah inşa edeceğiz" şeklinde açıkladı. Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TC2 Anadolu, İstanbul Tuzla'da Sedef Tersanesi'nde yapılmış törenle beraber Türk donanmasının hizmetine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla beraber yapılan TC2 Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine çok sayıda kişi katıldı. Katıldığı canlı yayında gündeme dair bazı önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, "Yeni bir adım daha atıyoruz" diyerek güzel bir haberi duyurdu. TC2 Anadolu'nun Türkiye'yi denizlerde çok güçlü bir yere taşıdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri de kullandı. "Bizde proje bitmez. Hele hele savunma sanayinde bu projeler hiç bitmeyecek. Bizler TC2 Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Gezdim ve gördüm. Üzerinde İHA şu anda bulunuyor. Bu İHA dışında helikopterler de var. Bütün bunlar buradan iniş kalkış yapabilecekler. Bunlar bizim dünya standartlarında çok daha farklı bir yere gelmemizi sağladı" şeklinde bir açıklama yaptı.